karşılığa yakın yaptı onlar. Sınır gibi sanki. Yıllarda geliyor zaten. Abla da gelecek. Beraber alalım o zaman. Ya şimdi bakayım ben, geç kaldı, benim işim var. Evet, Polatlı Belediyesi Kadın Emek Pazarı'ndayız. Bugün üreten kadınlarımız el emeklerini, göz nurlarını burada emek pazarında satışa sunuyorlar Polatlı halkına. Polatlı Belediyesi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerinin üzerinde çalıştığı çalışma hayata geçti. Evet, buyurun sizi alalım şöyle. Serpil Hanım, efendim, Kadın Emek Pazarı bugün kadınlarımız Perşembe Polatlı'nın da pazar günü şu anda satışlarını da yapıyorlar. Siz de Polatlı Belediyesi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri olarak buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Biz üreten kadınlarımız için satış ünitesi oluşturduk ve bunun adına da Kadın Emek Pazarı dedik. Çünkü üreten kadınlarımızı desteklemek istiyoruz. Bu konuda da sağ olsun Müsa Başkanımız da gereken desteği verdi. Ve pazar yerinde onlara özel bir alan oluşturduk. Ve ürettikleri bütün ürünleri de burada satışa sunmaları için kolaylık sağladık. Peki kaç tane üreticimiz burada tezgahta satış yapıyor? Şu anda 20 tane, 25 tane üreten kadınımız burada satış yapıyor. Fakat bunun yeterli olmadığını gördük. Bu çalışmaya devam edeceğiz. 10-15 tane kadınımız daha var. Peki efendim, daha önce sizde burada aslında bir köylü pazarı vardı. Bu Perpa'nın ilk yapıldığı yıllarda da. Sizi farklı kılan nedir burada? Yani kadın emek pazarını diğer köylü pazarından farklı kılan nedir? Sadece kadınların olması mı? Biz üreten kadınları bir araya getirmek istedik. Aslında burada yine burası köy pazarı. Ama üretenin dışında da satışlar olabiliyor. Biz de üreten kadınlarımızı bir araya getirip onların satış noktalarını oluşturduk. Ve insanlar da daha kolaylaşsın istedik. Yani bir nevi kırsalda Polatlı'nın herhangi bir mahallesinde sebze eken, tarla eken kadın üretimini yaparak ailesine istihdam mı sağlamış olacak? Peki. Onlara destek olmak istedik. Teşekkürler. Aslı Hanım, şimdi şu burayı yukarıya çıkarkenki merdivenlerin olduğu yerdeki iyi bir şartlarda orada pazarcılık yapan kadınların da burada en azından tezgaha alınarak onların da burada köylü pazarında yer almalarını sağladık. Özellikle kadınları baz aldık ki bütün orada şey yapan kadınlar buraya taşındı sağ olsun. Zabıtamızın ve belediyemizin katkılarıyla böyle bir kadınlara da fırsat tanınmış oldu. Ben Musa Başkanımıza da, Zabıta Müdürümüze de, Musa Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Yani biz bunu gördük, talep ettik. Onlar da zaten hemen yerine getirdik. Teşekkür ederiz. Evet, Polatlı Belediyesi Kadın Emek Pazarı. Üreten kadınlar tezgah başındalar. Gördüğünüz gibi Perşembe günü Perpa'nın üst katındaki eski köylü pazarı şu anda Kadın Emek Pazarı olarak faaliyet gösteriyor.